Merhaba arkadaşlar. Hasan Özoğlu arkadaşımızın yaptığı örnek çalışmayı göndermiş. Yine başka bir arkadaşımız yorumlarda borç alacak bakiye ile ilgili sorular soruyordu. Bunları böyle yani cariyi nasıl bu şekilde yaparız diye. Yani gördüğünüz gibi Hasan arkadaşımız yapmış. Derste anlatılanların aynısını yapmış. Hatta belki daha güzelini yapmış. Kendisini öncelikle kutluyorum. Departman aynı şekilde, unvan. Ondan sonra burada carilere geldiğim zaman şu anda borç 45 bin, alacak 28 bin, bakiye 17 bin borçlu gözüküyor. Çünkü borç daha fazla. Alacak 28 bin, bakiyesi 17 bin olduğuna göre borçludur. Yine burada tahsilat yazıp, açıklama yazıp örneğin 3000 dediğimiz zaman kaydet diyoruz. Gördüğünüz gibi alacak 31 bin, bakiye 14 bin, hala borçludur. Örneğin biz bir 20 yani bir 30 bin daha girdiğimiz zaman alacaklı duruma gelmesi lazım. Gördüğünüz gibi alacaklı duruma geldi. Evet, yani Hasan arkadaşımızı tebrik ediyorum. Cari hareketlere baktığımız zaman tüm hareketleri de burada görünüyor. Borç 45 bin, alacak 61 bin, bakiyesi 16 bin. Bizim yazdığımızdan daha kapsamlı da yapmış gördüğünüz gibi. Burada da hareket sil eklemiş. Hareketi sildiğim zaman da gördüğünüz gibi bakiyesi 14'e düştü. Bizde bakiye hareket, cari hareket sil var mıydı bilmiyorum. Evet, Excel tarafına geçtik. Hasan arkadaşımızın yaptıkları burada. Cari hareketin silini yapmış, nakit ödeme sil, eğer tahsilat ise genelde arkadaşlar label'ların caption'larına göre işlem yapmamanız gerekiyor. Böyle yapmasanız daha sağlıklı olur. Yani cari harekette hangisi label neresidir? Borç alacak. Sil deyince label 14 ödeme ise. Label 14 hangisidir? Şuradan bakabiliriz. Bir dakika tekrar bakalım. Label 4 pardon. Label 4 hangisidir bakalım. Ne label 4 görünmüyor ya? Label 4 nerededir? Dördü göremedim bir türlü. Label 1, 2, 3. Label 4 nereye girmiş? Neyse, yani demek istediğim bu tür şeylerde label'a göre gitmeyin. Bir şey atayın arkadaşlar. Bir değişken tanımlayın. Bir sayısal bir değişken ona göre yapın. Hasan'ı tebrik ediyorum. Gerçekten güzel yapmış. Şimdi ben bizim programı açayım. Orada kaldığımız yerden devam edelim. Ha, nasıl yapmış ona geleceğiz. Cari hareketlerden şey cari listeye geldiğim zaman buraya borç alacak kolonunu eklemiş. Biz de öyle yapmıştık. Bilmiyorum. Borç ve alacak bakiye. Borç alacak bakiye eklemiş. Tamam. Şimdi bizim yaptığımız program nerede? Üyelere özel bizimki buydu. Gold yazalım. Kullanıcı adı Gold. Şifre 1, 2, 3, 4. Tabi Hasan maili göndermiş ama bana kullanıcı adı şifresini söylememişti. Onu bulana kadar canım çıktı yani. Bizdeki nasıldır? Carinin bilgisi var. Bakiye yazmışız aşağıda. Bakiye 5000. Alıcıdır. Bir de satıcı diye biz tanımlamıştık. Alıcı satıcı. Dolayısıyla alıcı ise bakiye borçlu, satıcı ise alacaklı diye ayarlayacağız. Tamam.
Tabii şimdi diyebilirsin ya borçlu alacak ya bizde de Hasan arkadaşımız yaptığı gibi borç alacak şeklinde yapalım. Ona da geleceğiz. Şimdi biz en son ne yapıyorduk? Personel tanımlamadan biz buradaki departman ve unvanı ekledik. Bakalım TC numarasını giriyoruz. Adı Ali, soyadı Demir, departman girdik mi? Girmedik. Hemen ekle diyoruz. Muhasebe. He, departmanı burada listelemeye başlayalım. Burada listeleyelim arkadaşlar. Şimdi komboya listeleme ile gride listeleme aynı mantıktır. Hemen geliyorum. Bizim cari listesinden buradaki listelemeyi biz hemen bir tanesini alayım. Ha işte buradaki listeleme işte. Bu bir listelemedir. Bak bu listelemenin aynısını alıyorum arkadaşlar. Aşağıya kadar kopyaladım. Ctrl C. Şimdi biz burada cari eklenin içindeyken, cari kayıttayken şu butona basıyoruz ya. Aslında ilk önce form ekrana geldiğinde hemen listeleme yapsın. Hemen buraya şöyle yazıyorum. Sub departman listele. Bir de aşağıya sub ünvan listele. Şimdi departman listelerinin içine bu kodu yapıştırıyorum. Yine kod okunurluğunu daha iyi anlamanız için arkadaşlar ben böyle kopyala yapıştır. Bir saniye arkadaşlar çayımı da doldurayım. Kod okunurluğunu anlamanız için ben kopyala yapıştır seçeneğini tercih ediyorum. Çünkü yarın öbür gün elinize başka bir kod gelir o kodun ne anlama geldiğini de anlamanız gerekiyor. Şimdi hemen burada x diye bir değişken tanımlamış. LS'de liste için bir değişken tanımlamış. Burada biz liste kullanmayacağımız için benim buna ihtiyacım yok. Burada benim personel kayıtta şu butonun adı neydi? CD departman. Combo box departman. Şimdi ben geliyorum arkadaşlar. Şurada listeyi temizlemeyeceğim. Combo box'ı temizleyeceğim. Onun için buraya yazıyorum. Diyorum ki combo box hadi yapıştırayım direkt. Combo box departman nokta list item miydi? Bir de clear var mıydı? Heh, clear. Departman kombosunu temizledim. Şuna gerek yok. Şimdi database'e bağlan dedim arkadaşlar. Şurada eğer burada if'e de gerek yok. Tek bir SQL cümlesine ihtiyacımız var. Tamam. Bir tane SQL cümlesi yazıyor. Şu end on error'a da gerek yok. İşte bu. Burada diyeceğiz ki select yıldız from departman diyeceğiz. Acaba veri tabanımıza departman ismini mi kullanmıştık? Ona da bakmamız gerekiyor. Hemen GoldDB açıyorum. Ne demişiz? Departman. Tamam. Select yıldız from departman where falan kullanmayacağız. Tümünü çağıracağımız için sadece bu. Select yıldız from departman. Departmandaki tüm kayıtları istiyorum dedik. Ve bu database'i aç dedik. Burada x değişkenimiz bunun için tanımlanmış for döngüsü için. Kayıt setinin sonuna kadar dön dedik. Şuradaki sete ihtiyacımız yok. Sub itemlara hiç ihtiyacımız yok. Şuraya ihtiyacımız var sadece. Tamam. Sadece şuraya diyeceğiz ki combo box departman nokta et ekle. Neyi ekle? Arkadaşlar record set nokta pardon. Record set nokta field hangisini ekleyeceğiz buraya? Veri tabanına bakalım. Departmanı ekleyeceğiz arkadaşlar. Buraya departmanı ekleyeceğiz. Hatta şöyle bir şey de yapabiliriz. Hemen onu da göstereyim size. Personel kayıtta arkadaşlar şu departmanın kolon bak burada kolonu dikkat ederseniz bir tane kolonu var. Biz buraya bunu iki yaparak neyse oraya kadar gelmeyeyim şimdilik. Kafamız karışmasın. Yeni öğreniyoruz bu işleri. Field 1'i ekliyoruz arkadaşlar. 1'i ekliyoruz. 1 nedir? 0 ID'dir. 1 de departmandır. Yani burada rakam olarak da kullanabilirsiniz veya tırnak içinde departman da yazabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben 1'i tercih rakam sayısal olarak birinci sıradaki indeks bak dikkat ederseniz indeks 1 dedik. Ondan sonraki kayda git. Next'e kadar dön ve tümünü komboya aktarmış olacağız.
Şurayı boşluğu sileyim. Tamam. Evet. Şimdi bunlara ihtiyacımız yok. Şu if'lere falan gerek yok. Ondan sonra end if'e de gerek yok. Tamam. Tek yapmamız gereken buydu. Departman listele bu kadar. Bunu kopyalıyorum. Gelip ünvan listeleri de kontrol V ile yapıştırıyorum. Sadece buraya combo box ünvan diyorum. Ve burada da select yıldız from ünvan diyorum. Ve bu da tamamdır. Peki departman listeleri, ünvan listeleri ne zaman aktif hale gelecek? Form aktif olduğu zaman. Yani personel kayıt aktif olduğunda bunları da çağırmamız gerekir. Hemen bakın user form activate kısmında şurada if işlem 1 ise falan hiç düşürmeden en üstüne diyeceğiz ki mi nokta de buradaki departmanı listele mi nokta ünvan listele. Peki pardon. Ünvan listele. Bu iki prosedürü çağırdı. Şimdi peki şu butona bastığımız zaman bir form açılıyor ve orada bir tane ünvan giriyoruz. O ünvanı girip form kapandığı zaman şu show 1 yazmışız ya. Bunun altına da aynen mi nokta departman listele. Şuna da ünvan içinde aynı şeyi. Yani ünvan butonunda da yine yani şu butonun da altına şu butonun altına mi nokta Allah Allah. Heh, tam işlem demişiz zaten. Mi nokta ünvan listele. Bu ikisini kullanıyoruz. Dolayısıyla ne yapmış olduk arkadaşlar? Ben burada şu anda dikkat ederseniz muhasebe, satın alma, tekniker, mühendis. Mesela şef ekleyeceğim. Buraya şef yazıyorum. Hatta büyük harfle şef. Burada ekle dediğim anda listeye eklendi ve burayı kapattığım gibi buraya da listelendi arkadaşlar. Şef. Ha, burada bir de sorun var. Az önce ben ilk tıkladığımda hatırlıyorsanız ben programı ilk çalıştırdığımda ne vardı? Bütün ön şeyler vardı. Muhasebe, şef, tekniker, mühendis, muhasebe. Bunlar nedir? Departmana şeyler gelmiş. Hepsi gelmiş. Bir dakika biz ne hata yaptık? Ünvan listele. Buraya da departman listele. Peki. Bakalım biz orada ne yaptık? Ne hata yaptık? Select yıldız from departman. Combo box departmana aktarmışız ya. Siz de fark etmişsiniz kesin. Combo box zaten departmandır ya. Diğerinde o zaman sorun var. Şurada. Combo box ünvana aktaracağız. Evet şimdi oldu. Siz bunu fark etmişsinizdir. Ben yeni fark ettim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet şu anda ilk açtığımızda gördüğünüz gibi muhasebe, satın alma, şef. Diğerinde de ilk açtığımızda tekniker, mühendis. Mesela tekniker, mühendis. Mesela ünvanı ne diyelim? Ünvan uzman diyelim. Şuraya uzman yazayım. Ekle diyoruz. Evet diyoruz. Gördüğünüz gibi uzman eklendi. Şurayı açtığımız zaman uzman da buraya geldi. Bir de büyük girmesi için de mesela şu departman ünvanın ekle kısmına sadece şunu yazabilirsiniz arkadaşlar. Kaydederken nerede kaydedi? Şunun kaydetine geleyim. Eklesine geleyim. Ekle kaydet demişiz. Kaydet nerede? Ha şurada. Sadece kaydete şunu yapabiliriz. Şurası var ya arkadaşlar. Insert into TX'e add demişiz ya. TX'e add aslında şuraya uppercase diye bir şey var mıydı ya? VBA nokta uppercase derse ucase pardon. Burada ucase'tir. Ben karıştırıyorum başka dille. Ucase dedik. Parantezi kapattık. Dolayısıyla kaydederken büyük harfle kaydet diyebiliyoruz bu şekilde. Şunda da yine şunda da VBA nokta uppercase diyoruz. Dolayısıyla kaydederken ben küçük de yazarsam sen büyük harf olarak kaydet diyebiliriz buraya. Burası da bitti. Şimdi sıra geldi arkadaşlar personel kaydetmeye. Bizim personel tablomuz var mı? Var. Personel tablomuz hazır. Sadece kaydetimiz eksik.
Kaydete bastığımız zaman burada tabi biz personel listesindeyken bizim personel listemiz var mı? Personel listesi. Personel listesinde yeni personele tıkladığımız zaman işlemi bir atamışız. Güzel. Yeni kayıt için bir atamışız. Güzel. O zaman kaydedin içerisine geliyorum. Diyorum ki eğer mi nokta işlem, yani buradaki işlem eşittir 1 ise then, burada hemen then'den sonra devam edebiliriz. Kaydet diyebiliriz. Sonra exit sub. Kaydet ve çık. Eğer buradaki işlem eşittir 2 ise güncelle ve exit sub. Çık. Dolayısıyla benim iki tane prosedüre ihtiyacım var. Hemen şuraya sub kaydet, altına da sub güncelle diyorum. Tamam. Her ikisi de hazır. Şimdi kaydeti yapalım. Bizim buradaki departmanın kaydeti bize kaydet nerede bizim? Departman kaydeti burada. Şunu alıyorum aşağıya kadar. Ama kaydedilsin mi? Şuraya kadar kaydettir. Tamam. Bunu Ctrl C ile kopyaladım. Personel kaydın kaydet kısmına girip şu kaydetin prosedürün içine yapıştırıyorum. Hemen buradan başlayalım. Burada demişiz ki eğer ad boş ise ve işlemde bir ise departmanı giriniz. Bize buna gerek yok. Şu if'e gerek yok. Sadece şu lazım arkadaşlar. Burada diyeceğiz ki eğer txt tc eşittir boş ise ve bir de or diyeceğiz veya len vba yazarsınız. Vba nokta len demek karakter uzunluğu. Len txt tc küçüktür 11 ise burada bir mesaj görüntüleyeceğiz. Frm mesaj nokta show, ama mesaja şunu yazacağız. Frm mesaj nokta label caption başlık nokta caption eşittir tc no 11 rakam olarak giriniz. Ondan sonra show, bir de txt tc nokta set focus. Kaydete bastığımız zaman bakın ben çalıştırdım. Mesela kaydete personel kodu varmış ilk başta. Neyse kodu yazalım. PRS001. TC numarasını şöyle 3 karakter yazdım. Kaydete bastım. Kaydetin içine bastığımız zaman eğer işlem 1 ise kaydet dedik. Eğer TC boş ise veya TC 11'den küçük ise böyle yap. Niye buraya gelmedi arkadaşlar? Şöyle bir breakpoint koyalım. Bakalım niye oraya girmiyor. PR001 TC şöyle yazdım. Kaydete bastım. Hiç kımıldanmıyor. Biz kaydetin içine Allah Allah. İlginç. Niye ya? Pardon. Bakın dikkat ederseniz. Şu anda bu çok önemli bir durum. Şu anda yaşadığım sorunun cevabını bilen varsa gerçekten tebrik ediyorum. Şu anda onu kutluyorum. Niye bu sorunu alıyorum? Şu anda niye kaydete basınca kaydetin içine girmiyor? Halbuki kaydetin içine kod yazmışım. Niye buraya girmiyor? Siz videoyu durdurup biraz düşünün. Ama ben cevabını size söyleyeyim. Biz bunu listeden çalıştırmadığımız için, personel listesinden çalıştırmadığımız için işlem göndermiyor. İşlem 1 midir, 2 midir belli değil. O belli olmadığı için de kaydet işe yaramıyor. Bakın ben buradan çalıştırayım. Personel ekle. Şu anda işlemi 1 gönderdi. Hemen TC yazdım 2-3 karakter. Kaydete bastım. Bakın TC no 11 rakam olarak giriniz. İşte sorunumuzun, az önceki sorun bundan kaynaklıydı.
Şimdi biz devam edelim. Dolayısıyla bu uyarıyı verdik. Şimdi ad soyad boş ise devam etmesin. Bir de ünvan ile departman da boşsa devam etmesin. Ama bir de maaşı. O zaman şu if'i arttıracağız arkadaşlar. Eğer TX'te ad boş ise ora gerek yok. Hemen diyeceğiz ki adı giriniz. Ve TX'te ada fokuslan. Bunun aynısını şuraya yapıştırıyoruz. Eğer soyadı boş ise if text'te soyad eşittir boştur. Burada value demenize gerek yok. O zaten value'yu anlar arkadaşlar. Soyadı giriniz. Ondan sonra text'te soyad nokta focus. Bir de son olarak departmanla şey. Eğer combo box departman eşittir boş ise yine departman giriniz diyeceğiz. Departman seçiniz. Combo box departman nokta focus. Son olarak peki maaş da girmeyebilir. Combo box ünvan boş ise ünvan seçiniz. Hatta maaşı da yapalım. Maaşı boş geçmesin. Eğer combo box maaş onun ismi nedir? TX'te maaşmış. Eğer TX'te maaş boş ise maaşı seç giriniz diyeceğiz. Ondan sonra TX'te maaşla fokuslandı. Burası tamam. Bir soru soracağız. Sor as byte. Şu ikinci sorulara gerek yok. Sorumuz sor nedir? Personel kaydedilsin mi? Personel kaydedilsin mi? Eğer işlem 1 ise mesaj eşittir 1. Hatta isterseniz sor 1, sor 2 diyelim. Neyse ya şunlara gerek yok. Zaten şu anda kaydeti yapıyoruz. Mesela işleme ihtiyacımız yok ki zaten. Şunlara hiç ihtiyacımız yok. Zaten kaydeti yapıyoruz şu anda. Yazıyoruz daha doğrusu. Şu boşlukları istemiyorum. Mesaj. Eğer sor 7 ise exit sub. Tamam. Bağlan. Veri tabanına bağlandı. Eğer işlem 1 ise şöyle yap demiyoruz. Else end if'e de ihtiyacımız yok. SQL sorgumuzu yazdık. Insert into personel diyoruz. Personelde hangi değişkenlerimiz var? TC, ad, soyad. Hemen yazalım buraya. TC. TC nedir? Büyük harfle midir? TC no. TC no. Virgül. Ad. Virgül. Soyad. Shift tab'a basıyorum arkadaşlar. Departman. Ne demişiz buraya? Departman ID. Departman ID. Ünvan ID arkadaşlar. Şimdi departman ID ve ünvan ID demişsek biz mecburuz şu komboya komboyu arkadaşlar saat kaç oldu? 23 dakika oldu. Tamam şimdilik arkadaşlar bu ders böyle kalsın mı acaba? Neyse. Ben şunun kolon 2 yapıyorum arkadaşlar. Buna 2 kolonlu diyorum. Tamam mı? Kolon 2. Kolon width. Bakın. Kolon width'ini ID için şimdilik 30 yapıyorum. Virgül. Diğeri için de şu kolonun uzunluğu ne kadardır? Şu kombonun uzunluğu kaçtır? 174. Aha. 174. Ben buna 30 yaptım değil mi? 30. 30 virgül 174'tür. 140 diyorum. 30'a 140. Aynı şekilde şunu da kolon sayısı 2 diyorum. Şurayı da 30 virgül 140 diyorum. Bakın ben sonradan şu 30'u 0 yapacağım. Siz sadece şimdi görmeniz için ben 30 yaptım. Sonra onu 0 yapıp gizleyeceğim.
Şimdi burayı listelerken arkadaşlar, burayı listelerken bakın nasıl listeleyeceğim. Ünvan listelede 0'ı atayacağım. Bir de altına 1'i atayacağım arkadaşlar. 0 ve 1'i at. 0 ID'dir. Bir de nedir? Ünvanın kendisidir. Şu diğerinde de departmanda da 0 ile 1'i atayacağım. Yani bu dersin en önemli kısmı burasıydı arkadaşlar. Ben biraz uzatmışım, gevelemiş olabilirim. Ama en önemli yani noktası burasıydı. Burayı öğrenmeniz önemliydi. Bakın ben şu anda açıyorum. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3. Şurası nedir? 1, 2, 3 saçma bir şey oldu. Öyle olmaz. Yan yana göstermesi lazım. Heh, kolon header true diyoruz. Niye böyle gösterdi ya? Şunu da kolon header el başlığı göster true. Yan yana göstermesi lazım. Yan yana göster. Ha bir de arkadaşlar şöyle yapmamız gerekiyor. Style kısmı var ya, şu style'ını da drop down list yapmanız lazım. Bakın bu da çok önemli. Drop down list yapmanız lazım. Peki list yapmaz ne olur? Buraya yazı yazabilirsin. Buraya yazı yazılmaması lazım. Dolayısıyla buradan seçilmesi lazım. Bir muhasebe. Allah Allah. Çok yanlış bir şey yaptım ama. Kolon bond. Bond 1'dir. Kolon kont 2'dir ya. Ben yanlış yaptım. Şu kolon bond kolon 1. Değeri 2. Çalıştıralım. İki tane kolon var. Pardon. Şimdi item 1, ikincisini sub item yapacağız. Komba ünvan nokta sub nokta sub item mı diyeceğiz deri gibi. Komba bas nokta Allah Allah. Kombaya nasıl veri aktarıyoruz ya? Evet. Komba bas departman. Departman nokta item nokta, bir dakika şöyle bakalım ne seçebilirim. Kolum 1 nokta, bakalım. Şimdi bulamadım. Nokta list nokta list 1. Burada arkadaşlar ben bunu çözemedim. Şimdi böyle bir durumla karşılaştık. Nasıl bir çözüm üreteceğiz? Arkadaşlar ben maalesef devam edemiyorum. Bunun cevabını yorumlarda sizden bekliyorum. Bu dersimiz bu kadar. Buraya kadar geldim. Burada tıkandım. Dolayısıyla kolon olarak iki kolon halinde gösterdik. Ama veri aktarırken siz de görüyorsunuz. Şöyle aktarmışız şu anda. Şimdilik yanlış. Yani her şekilde birinci kolona ekliyor. Yani muhasebenin şuraya gelmesi lazım. Diğerinin buraya gelmesi lazım. ID'ler burada. Böyle bir sorunumuz var. Yorumlar kısmına bunun çözümünü lütfen yazın. Her şeyi de benden beklemeyin arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar. Cevaplarınızı görmeden ben buna devam etmeyeceğim. Haberiniz olsun.
Siz bunun, bu sorunumuzun çıkış yolunu bulacaksınız. Yorumlar kısmına yazacaksınız. Ben de o sizin yorumlarınıza göre devam edeceğim. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.